Herkese iyi akşamlar. Gerçekten ağır bir zemin vardı ve iki takım da iyi mücadele etti. Bir defa bu zeminden dolayı, mücadeleden dolayı da teşekkür ediyorum. Zeminimiz çok iyiydi yaklaşık 10 gün öncesine kadar. Fakat bir mantar hastalığı söz konusu olunca zemin bu hale geldi. Biz de üzgünüz ama bundan sonra uzun bir süre maç yok 17 Ocak'a kadar. İnşallah biraz daha toparlarız. Tabii işin bu boyutundan başka. İlk yarı biraz mücadeleyle geçmekle birlikte ikinci yarı biraz daha iyi futbol oynadık. Ama tabii maça damga vuran maalesef hakem hataları oldu. Hiç hakemler konusunda da görüş pek bildirmiyoruz. Gidip federasyonda mutlaka bunlar konuşulacaktır. Ama bütün Türkiye'deki futbol severlerin hiçbiri bizim golümüzün neden iptal edildiğini anlamadılar, anlam veremediler. Biz de anlayamadık. Maçtan sonra bazı pozisyonlar için konuşmamak gerekir ama biraz da izledim. Herkese sordum. Hiç kimse neden iptal edildiğini anlamıyor. Bu arada da Özgüç Türkalp varmış. 20 yıldır Özgüç Türkalp adını duymaktan artık rahatsız olduk yani. Bunların hiç emekliliği falan olmuyor mu? Yani? EYT'ler bile geldi artık yani. Lütfen emekli olsunlar artık. Artık emekli olsunlar. Futbol kamuoyunu çok fazla sıkıntıya sürüklememek adına da çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Ama federasyonla üst düzeyde mutlaka bunun açıklamasını isteyeceğiz. Başkanım bir de kırmızı kart pozisyonu. O pozisyonu tam görmedim. O yüzden net bir şey söylemek istemiyorum yarın mahcup olmamak için. Ama birçok insan ona da kırmızı kart diyor. Fakat bilmiyorum, ben şu anda öyle bir şey söylemiyorum ama golümüzün neden iptal edildiğini en üst düzeyde açıklama bekliyoruz. Başkanım sizin bir görüşme talebiniz olacak mı yani, onu mu? Tabii, hayır, federasyona zaten sık sık görüşüyoruz. İyi bir federasyonumuz var. Çok objektif ve şeffaf olmaya gayret ediyorlar. Ama hakemler aynı taz, aynı hamam devam ediyor. Uzatmadaki pozisyon için ne diyeceksiniz başkanım? VAR'a gitti sonra offside. Ondan önce bu arada da bir atak başlangıç meselesi söz konusu. Yaklaşık 13-14 saniye sonra gol oluyor. Offside var, evet. Bazı maçlarda bize atak başlangıcını daha sonradan alıp yediğimiz golü normal saymışlardı. Şimdi attığımız golü saymadılar. Onun için çok fazla bir şey söylemiyorum. Ama üst düzeyde açıklama bekliyoruz. Bu golümüz neden iptal edildi? Neden? Ne verildi? Offside mi verildi? Mesela Galatasaraylılar itiraz ediyor. Bir tanesi diyor ki çizgiyi geçmedi. Bir tanesi diyor ki ele çarptı. Bir tanesi diyor ki offside. Yani onlar bile neye itiraz ettiğini bilmezken gidip 10 dakika mübalağa olmasın, kaç dakika bilmiyorum ama uzun bir süre izleyip hata ararsanız mercekle mutlaka bir temas, bir şey bulursunuz. Bu beğendiğim bir hakemdi, hiç yakışmadı. Maçta da bazı şeylerini gördüm. Hiç hoşuma gitmedi. Aslında gelecek için ümitli olduğum bir hakemdi. Maalesef hiç hoşumuza gitmedi bunlar. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Sizlere de hayırlı akşamlar. Sağ olun. Sivas Spor Başkanı Mecnun Odyakmaz'ın açıklamaları itidalli bir konuşma. Yani Özgüç Türkalp'e yönelik kişisel bir eleştiri de yaptı. Haksız mı diyeceksen, yani ben her zaman yöneticilerin maç sonrası yaptığı bu tip demeçlere tepki göstermiş birisiyim ama şu maçtan sonra bu demece bir de, değil tepki göstermek. Bir de bayağı sağduyulu konuştu. Sağduyulu ve itidalli bu konuşmasından dolayı sanıyorum ilk kez böyle bir şey yapıyorum. Sayın Odyakmaz'ı tebrik ederim. Yani gerçek bir kulüp başkanı gibi konuştu. Mesela öncelik sırasına bakarsanız önce zeminden dolayı mahcubiyetiyle başladı konuşmaya. Mahcubiyetini dile getirdi. Ya işte bir sıkıntı oldu, bir mantar, Çin mantarı falan. Sonra o konuya girdi. O konuya girdiğinde de 20 yıldır Özgüç Türkalp hayatımızda niye var? Yani artık o da emekli olsun, EYT ile mi falan filan gibi bir hem böyle hafif de sarkastik bir eleştiri getirdi. Neden olduğunu biz de dahil hiç kimse anlayamadı dedi gol iptalinin. Diğer gol iptali kararı, yani o tip şeylere girmem ben dedi. Yani o doğrudur yanlıştır ama ötekinde bir tuhaflık olduğuna da dikkat çekti. Ben en çok şey önemsedim. En üst düzeyde golümüzün neden iptal edildiğini açıklamasını bekliyoruz dedi. Bir şey söyleyeyim mi? Biz de bekliyoruz. İşin, hayır, bırak bizi. Bütün Türkiye bekliyor. Bizi bırak. Oyuncular bile anlamadı. Hayır. Onlar bile dedi yani karar veremediler. Tabii. Niçin iptal ettiğini. Hayır, gerçekten bak. Yani öğrenelim ya. Hani belki de gerçekten bizim görmediğimiz bir şey var. Evet. Sanmıyorum ama yani ben maçı Gökhan Keskin'le ya geçen hafta da hadi hakem, ben görmedim, onlar da mı görmedi? Hakem temasa rağmen niye sarı kartı yeterli buldu? Belki çok mantıklı bir açıklaması var. Ben onu da öğrenmek istiyorum. Ha, mesela niye Beşiktaş kulübü bunun altında kalsın? Sanki Beşiktaş'ın lehine, Beşiktaş'ın aynen. Ya da burada Galatasaray. Gibi. Ya da burada Galatasaray neden suçlansın? Belki hakemin de gördüğü, hepimizden
farklı ya, gördüğü bir konu var. Ya var olabilir. Diyorum ki tabii yani biz yorumcuları, bizim gibi yorumculuk yapan bütün arkadaşlar da merak ediyordur ama en önemli yani bizlerden belki daha fazla da yani sonuçta biz de tabii işimizi merak ediyoruz. Bütün Türkiye merak ediyor. Verilen karar ne? Gol niye iptal edildi? Evet. Bu kadar basit. En direkt evet, açıklama şart. Bakın göre. Federasyona ben buradan sesleniyorum. Düşünsenize Mecnun Otakmaz federasyondan çok memnunuz dedi. Ama dedi ah bu hakemler dedi. Yani bu kadar da hani federasyona zeval gelmeyecek Türk futbol kamuoyunun esenliğini düşünen bir başkan düzeyde bir açıklama bekliyoruz. Golümüz neden iptal edildi demiş. Bir kere mağduru mağdursa yani açıklama yapılsın. Biz de kamuoyu olarak ya ben kaç tane hakemle görüştüm ya başka bir ülkenin var sorumlusuna gönderdim diyorum ya görüntüyü. O da bulamadı. Anlamadı. Neye bakacağını ama anladım. Şöyle bir şey dedi. VAR'a gidemez ki bu dedi. Hani acaba dedi Nelson'u engelleyen kişi hani offside mı ki öyle bir şey de yok dedi ama hani öyle mi düşündüler acaba dedi. Ama orada da VAR çağıramaz ki dedi. Bu yardımcı hakemin yorumu. Şimdi ya, Maç başladı pardon hocam. Maç başladı. 15-20 dakika havadan sağdan ötürü maç diye bir şey yok. Ondan sonra Galatasaray oyuna hakim oldu. İlk yarı 1-0 önde kapadı. İkinci yarı başladı. Sivas golü attı ve maç bitti. Bir hakem çıktı. Maçı bitirdi. Yani normal 48 Sivas golü attığı an santraya gidilip sonra VAR'a gittiği an maçı bitirdi hakem orada zaten. Artık sadece konuşulan şey Sivas'ın iptal edilen golünün neden olduğu. Yani eskiden bulmacalar vardı ya. Özeti bu kadar beklememiştim. İstiyorum ki özet gelsin böyle kare kare bakalım. Hani mutlaka ben, bir şey görürüz. Şimdi bana bir hakem arkadaş mesaj attı. Bana da bir görüntü geldi. Offside bu hocam. Peki. Diyor. Pozisyonu seyretmiş. Rakibe müdahale var. Üçüncü mesajda hakemler bunu açıklayamamışlar. En büyük sıkıntı bu. Ha. Yani izah edememişler. İzah edememişler. Şimdi biz izah bekliyoruz. Odyakmaz izah bekliyor. Haklı. FIFA yardımcı hakem yollayan arkadaşım. Kesin böyle. Offside. Offside karar yo, doğru offside, mu diyor? Offside bu hocam diyor. Hayır karar doğru evet, mu diyor? Evet doğru diyor. Rakibe müdahale var diyor. Doğru offside kararı. Ama en büyük müdahaleyle offside karar. Allah'ını seversen biz ayrı şey mi seyrediyoruz? Yok biz ayrı şey. Yani bu yan hakem olmuş. Ya. Zaten... Gitsin orta hakem olsun öylese tamam. Karar versin. Biz bunu seyrediyoruz ya. Biz bunu görüyoruz. Ya yana sen de var ya yolluyor yok yana hakem olsun. Yok ne bileyim yani söylediğine şimdi çıkıyor burada sen ya. Şey karar hayır, arkadaşlar. Ya, yani. Hayır yolluyor ben onun yolladığını yok. Söylüyorum. Bu doğrudur diye değil. Ha, bir yani tane ya bir fikir daha var bu. Ben kesindir ve ben de anlayamadım. Kimse anlayamadı bunu. Herkes gol dedi. Siz diyor mu hocam? Bir an önce şu özet geldi. Diyor ki hakemler bunu açıklayamadığından zaten bu sıkıntı oldu diyor mesela yazdığında. Bir de hocam offside. Ya yok ben de diyorum ben de anlamıyorum. Yani, tamam. Ya düşün hakem bu FIFA yardımcı hakemi o işin içinden çıkamıyor. Biz düşün. Bu teknoloji çağında yani, çizgi var. Bir de yazıyor öyle kafasını göre. Bekara karı boşamak kolay derler. Yalnız bu yazıyor. Offside hocam hakem anlatamadı. Neyi anlatamadı? Bir şey gördüğümüz hocam. Yok ki zaten yani. Golü olan golü iptal etmek için şimdi bir şey bulmak zorundalar tamam mı?